Ya dede ne yaptın İsmail abi, böyle şey söylenir mi ya? Hay Allah. Ya ben onu hani eğer gerçekten aşıksan her sorunun üstesinden gelirsin diye o manada söylemiştim. Nereden bileyim bu deli olanı gidip kendini denize bırakacağını? İyi denize atlamış, yine başka bir şey yapamamış. İsmail abi'den bahsediyoruz dedeciğim ya. İsmail abi, İsmail abi. Ya yemin ediyorum adımımı bir attım. Laaav bir düştüm aşağı. Derine gittim, biraz daha derine gitsem yemin ediyorum bir diyelen gelecektim. Ya sen dede niye bakıyorsun İsmail'e? O beni bir yolladı, ben bütün gün tıpa peşinde dolaştım ya Leyla'yı bulacağım diye. Peki sonra ne oldu? Ha, hatırlasana sonra ne oldu? Tamam ben... oldu, buldum Leyla'yı. Eyvallah, başımızdan eksik etmesin Allah seni de. İsmail abi, biz seni o kızla tanıştıracağız. Ne yapacağız, edeceğiz, tanıştıracağız seni. Ya zaten tanıştım diyorum ya ben kızla. Tanıştın mı ki? Evet. Nasıl evet ya? E işte kız bugün gelecek, sahile gelecek kız. Ben de onu gezdireceğim. Ama nasıl bilmiyorum. Sahile mi gelecek bugün? Evet. Yuh İsmail abi, dün tanıştığın kıza bugün randevu mu aldın kızın abi? Evet. Helal olsun, yemin ediyorum. Yürü be İsmail abi. Vallahi bravo, benim göbeğim çatladı Leyla'yı göreceğim, tanışacağım diye. Sen bir günde. Mecnun. Ya işte. Abim. Abinle de mi tanıştırdın abi? Hayır. Abim. Nasıl, ne? İsmail abi de bana. İsmail abi. Abim. Abim, abimsin. Vallahi abim ya, vallahi bravo. Peki, abim bu kız seni ne kadar tanıyor peki? Nesi sen yani, kimsin? Olayın ne senin? Yani öyle tanıştık da öyle çok detaylı da konuşmadık yani. Çünkü sonuçta ben hani, hani ben şuyum deyip de yani kendimi öyle... hani bir kalıbın içine sokmayı da çok seven bir adam değilim. Ayrıca senin de bunu mesela biliyor olman gerekiyor diye... örseleniyorum öyle deyince. İyi yaptın ya. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen tezgah kuruyoruz. Başka yolu yok bunun. Abim. Abim. Hoş geldin hayatım. İyi ki geldin. Eğer sen gelmeseydin ben... ölecektim. Sen gelmesen ben ölecektim nedir ya? Ya sen gelmesen ben gelecektim diyecektim de etkileşinde elinde öpünce... Bin arabaya bin gerizekalı. Çok mu kötü dedim ya? Bin arabaya. Tamam biliyorum. Vallahi biliyorum. İskender abi yemin ediyorum mahvettin beni ya. Araba bulduk, ilişkinin başlanırmış. İttirmesem ölecektim İsmail. Abi ne babası ya, babam karıştırılır mı böyle şeye? Allah aşkına taksiyle gitmek yani. Vallahi ölürse daha iyi. Ne güzel bir yermiş burası. Keşke burası... Sadece burası değil. Tüm dünya... gözlerinin yarısı kadar güzel olabilseydi. İsmail Bey hoş geldiniz. Küçük hanım merhabalar. Ne alırdınız acaba? İzninle hayatım. Ya Mecnun, sen ne kadar üçkağıtçı, ne kadar yalancı, ne kadar fırıldak, ne kadar plan proje adamıymışsın ya. Ya ben böyle bir adam, ben böyle mi giyiniyorum? Allah aşkına bana bir söyle, ben böyle mi... Ya benim o konuştuğum ton, benim... o nasıl bir ton? Benim ağzımdan çıkanla kulağımın duyduğunun ne olduğunu ben hiç fark etmedim bile konuşurken. Evet ya. Sen İsmail gibi desin ki ben böyle kafam karıştı, onunla ne oldu falan. Al işte bak. Gördün mü yaptığını? Ayrıca bir şey soracağım İsmail. O nasıl... sen gelmeseydin ben... o nasıl bir laf? He o şey ya, ben sen gelmesen ben gelecektim diyecektim. Orada öyle bir etkileşim oldu. Doğaçlamaya bırakınca kendimi... sen onun... kötüydü biliyorum tamam. Ben de çok iğrendim kendimden ama... şey güzeldi, gözlerinin güzelliğini anlattığın beyitler. Ha bak o iyiydi bak. O güzel oradan yürü ama... öbür fecat ya. Fecat? O iki oğlu mu? Mecnun. Hı? Yürü tamam. Zaten papyonlu garsonlu oldun sen. Allah aşkına papyon öyle mi ilişki kur...
Bu yalan dolan üzerinden mi kuracaksın sen bu ilişkimizi bizim? Abi içeri taktılar onu. Ya ilişki dediğin sağlam temeller üzerine kurulacak ki ilişki olsun. Yani haksız mıyım? Adam dediğin budur. Vallahi İsmail abi, ben şu an senden gerçekten tiksiniyorum. Gerçekten saydığın kadar varsın. Beni bir kıza yanaşmak için şu anda gömüyorsun ya. Beni gömüyorsun. Ben gidiyorum abi. Sen ne halin varsa yok. Ben oradan takip edeceğim mevzuyu. Buyurun. Kusura bakma Mecnun. Ama çok seviyorum ya. Ölüyorum ya. Vallahi ölüyorum ya. Ben de seni çok seviyorum İsmail abi. Aşk olsun. O nasıl lafmış öyle ya? Oluyor mu hiç? Mecnun! Allah'ım ya Rabbim. Yavuz abi, peygamber aşkına al, ne olur kapıdan gir ya. Dadandın şuraya ya. Şu pencereyle dadandın ya. Çok mu şeyine yattı? Ne oldu oradan? Ayrılamıyorsun. Niye aşağıdan gelmiyorsun kapıdan? Mecnun gözünü seveyim. Üstüme gelme ya. Zaten canım sıkkın. Senin niye sıkkın canın ama? Zeynep mi hayır dedi? Yetmez ama evet dedi. Nasıl dedi? O ne öyle be? Ya Allah aşkına burada sorgulamayın durumu ya. Hadi, hadi çık şimdi işimiz var. Konuşacağız hadi. Ne? Hadi işimiz var. Ne işimiz var canım? Bozulacaksın değil mi? Abi çok bozuldum adamla. İyi tamam ben çıkıyorum. Ya bak, ne oldu canım? Hiçbir bornoz adam görmedin. Hayatı sorgulama sebebimsin İsmail. Fatihler olsun. Sağ ol. Dede. Ben şimdi ne yapacağım? Allah Muhammed aşkına bana yardım et diyorum. Ölüyorum diyorum ya. Ne oldu böyle? Hı? Az önce taca attın beni. Ha? Şimdi ne oldu? Bana kaldın değil mi? Bana kaldın. E gel sen işte. Sen de gel benimle. Vallahi ne eğleniriz ha. Gel sen de benimle. Şeye, dede. Ben vallahi kızı görünce elim ayağım birbirine karışıyor. Konuşuyor. Zaten konuşamıyorum. Hiç konuş böyle. Odun gibi kaldım. Ah be evladım. Ah benim deli evladım. Ben senin aksakallı dedenim. Tabii ki geleceğim. Hiç seni yalnız bırakır mıyım? Vallahi mı? He? Ya yemin ediyorum helal olsun dede. Sen var ya senin o sakallarına yemin ediyorum boncuk alıp boncuk takacağım sakallarına. Hakikaten mi? Ya dede benim elbiseler kurumuştur. Onları bütülesene. Ütü? Ütü mü? Ay bak. Tamam tamam. Bak. Bak. Ben onu hallederim ya. Vallahi. Fakize abla. Fakize abla.